Konnichiwa minasan, watashiwa, Prince Rita ve hoş geldiniz dostlarım, benim adım Prince. Evet arkadaşlar, UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ımızın sonuncu grup maçı arkadaşlar. B grubunda mücadele Beşiktaş ve 6. ve sonuncu grup maçı Dinamo Kiev'e karşı oynayacak Beşiktaş'ımız. Deplasmanda oynayacak. Stad NSK Olimpinski mi bilmiyorum artık nasıl okunuyor arkadaşlar. Burada oynanacak ve ölüm ve kalım maçı arkadaşlar. Gerçekten ölüm ve kalım maçı, çok heyecanlıyım ben. Bu maça bakarken artık kalpten mi giderim bilmiyorum. Şöyle formaları hemen bir göstereyim. Kvarecma ve Yarmolenko'yu görüyorsunuz. Formaları göstermeye gerek yok aslında. İki takım da lisanslı olarak burada varlar. Dediğim gibi bu saatte oynanacak. Yani Kiev'de oynanacak arkadaşlar. Kış karlı olacak. Yani Kiev'de kar var şu an. Gene yollara bakalım. Süperstar 7 dakika. Böyle kapalı kapalı. Bu video tam başlamadan önce arkadaşlar ilk önce çok teşekkür ederim. Son Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçındaki videomdaki yorumlarınız için arkadaşlar. Beni çok mutlu ettiniz. Umarım bu videoda güzel yorumlar gelir. İsterseniz hemen şimdiden bu maç kaç kaç biter diye öyle bir yorumlara yazın arkadaşlar sizin tahminlerinizi. Neyse, oyun planına gidiyoruz. Şimdi ilk 11'ler nasıl olur, nasıl olmaz? Bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi ben şimdi böyle karar... Ben sanırım Kerim Fıray'ı oynatmaz. Ama Cenk Tosun Abubakar'la da başlamaz diye düşünüyorum. Belki burada bek oynar, burada da Adriano oynayabilir. Abubakar Şampiyon Ligi'nde şimdi hep baştan başladı. Böyle olabilir. Tolga Aslan'ın önü Gökhan İmler de gelebilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Burada bek de oynayabilir. Yani karışık. Bilmiyoruz. Dinamo Kiev'de dikkat edeceğimiz oyuncu en önde tabii ki Yarmolenko arkadaşlar. O çok güçlü ve yetenekli bir oyuncu. Neyse, uzatmayalım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Ve genel anları yaptık. Maça doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş'ın arkadaşlar bir grupla mücadele ediyor. 8 puanlı yok. Benfica 1. sırada 8 puanda. 2. sırada Napoli var. Onların da 8 puanı var. Beşiktaş'ın 7 puanı var. Dinamo Kiev'in ise bu grupta hiçbir şansı kalmadı. Avrupa Ligi'ne gitme de şansı yok. 2 puandalar arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş nasıl tur geçebilir? Yani Şampiyon Ligi'nde bir süre çıkabilir arkadaşlar. Eğer bu maçı kazanırlarsa arkadaşlar, ki çok zor maç olacak. Çünkü Dinamo Kiev çok zor oynanabilecek bir takım. Yani onlara karşı oynamak çok zor oluyor. Bir de dediğim gibi Kiev'de kar var arkadaşlar. Onlar alışkın, biz öyle çok pek alışkın değiliz. Zor bir maç olacak. Beşiktaş yenerse garanti turu geçiyor arkadaşlar. Yani bir üst tura çıkıyor. Eğer berabere kalırsa o zaman Benfica Napoli'yi yenmesi lazım arkadaşlar. Yani böyle. Şartlar böyle. İlk maçta bunlar 1-1 berabere kaldı. Biliyorsunuz biz 1-0 öne geçmiştik Kovacic'in golüyle. Sonra çok yani 2-3 atacağımıza salakça bir gol yedik. 1-1 bitti o maç arkadaşlar. O maçı yenseydik şimdi hiç böyle bu son maça bırakmayacaktık. Ama ne yazık ki arkadaşlar bu son maçı kıça kaldı. Ölüm ve kalım maçı diyebiliriz arkadaşlar. Bu maçı TRT'den canlı izleyebilirsiniz. 22.45'te şifresiz yayınlanacakmış arkadaşlar. Reprov'un, şimdi Dinamo Kiev'in antrenörü Reprov. Onun ilk 11'ini görüyorsunuz. Junio Morales, ona falan dikkat etmeliyiz. Bu maçı İskoç hakem yazdığım Craig Thompson yönetecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şenol Güneş'in de böyle. Ben sanmıyorum Kerim Fıray ya forma şansı verir mi ilk 11'de bilmiyorum arkadaşlar. Aslında güzel de oynadı. Burada tam da Kerim Fıray'ı görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar. UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunda Beşiktaş'ın son maçına çıkıyoruz. Rakibimiz Dinamo Kiev. Beşiktaş'a başarılar dileriz. Atiba. Olsan. Top kolejime gelmedi. Atal pas. Şimdi dikkat ediyoruz. Yarmolenko. Adriano oraya giremedi. Ooo, bayağı güzel oynuyorlar. Dikkat, şut gelecek. Şut attım. Offside. Arkadaşlar Allah'tan hemen gol yiyordum yine. Sakin oluyoruz. Yan hakem bayrağı havadaydı. Gonzalez'in golü değer bulmadı. Bakalım, evet.
Yarım metre olsa da offside'dı arkadaşlar. Allah'tan Fabri ne yapıyorsun oğlum? Bu Fabri pek güven vermiyor bana arkadaşlar nedense. Aslında iyi kaleci ama çıkışlarda bazen hatalı çıkışlarda bulunuyor. Yani topu tam tutamıyor falan. Neyse maça konsantre oluyoruz. Tolga Aslan, Osman Özyakup, Kerim Fıray. Kerim, Adriano'yu gör. Şimdi hadi oğlum güzel bir orta. Adriano. O bir kafa atıyoruz. İşte bu. Osman Özyakup Beşiktaş'ımızı deplasmanda Kiev'de 1-0 öne geçiriyor arkadaşlar. Süper. Ulan gol yedik. Offside'de Allah'tan. Onun üstüne biz gol attık arkadaşlar. Beşiktaş'ın ilk hata ve ilk golü kaptan Oğuzhan Özyakup atıyor. Gol tekrarına bakıyoruz. Kerim Fıray Adriano oynadı. Adriano şöyle bir kafası kaldırdı. Ortasını verdi. Ve Oğuzhan Özyakup kafayla Beşiktaş'ı 9. dakikada 1-0 öne geçiriyor arkadaşlar. Haydi Beşiktaş. Haydi Karakaltal diyoruz. Karmaşa doğru oynadı. Şimdi Yarmolenko. Bu oyuncu dediğim gibi dikkat edeceğiz. Aman aman çok hızlı geliyorlar. Çok hızlı geliyorlar. Gonzalez bu sefer. Çok hızlı geldiler. Acayip oynuyorlar. Bu ne lan? Bu sefer golleri değer buluyor arkadaşlar. Gonzalez bizim golümüzün üstüne hemen golünü attı. Bakalım nerede hata yaptık. Adriano Yarmolenko. Evet orada. Tolga Aslan çok uzak kalmış. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. 14. dakikada ne yazık ki Gonzalez beraberlik golünü attı ve şimdi ben de tabii ki konsantrasyon birazcık düştü. Hemen toparlayalım ve devam edelim. Dikkat. Çok tehlikeli geliyorlar. Yarmolenko sağ kanattan gidiyor. 18. dakikadayız. Yarmolenko'nun ortası kafayla Oğuzhan çıkartıyor. Şimdi Aboubakar. Hadi Tolga Aslan. Tolgay. Kerim gör. Tolgay şut deneyim mi? Şut deniyoruz. Aboubakar. Aboubakar'ın şutu kaleci tutuyor. Korner kullanıyoruz arkadaşlar. 21. dakikadayız. Top başına Ricardo Quaresma var. Quaresma'nın ortası. Kerim Fıray. Hadi oğlum. Kerim şutu. İkinci kez. Kademe araya giriyor ve topu uzaklaştırıyor. Şimdi taş Beşiktaş'ın. 23. dakikaya girdik. Kerim. Güzel bir orta. Aboubakar'a gelir Mayer. Kafayla indirdik. Adriano. Tolgay oynadı. Tolgay şut atabilir mi? Hayır. Tolgay yine topu kaybetti. Şimdi kontratak. Dikkat etmeliyiz. Çok hızlı çıkıyorlar. Morales sağ kanatta. Yarmolenko bomboş kaldı arkadaşlar. 27. dakikadayız. Yarmolenko gidiyor. Ceza alanına girdi. Yarmolenko'nun şutu asfaltla çıkıyor. Çok güzel bir maç oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir maç oldu ama defansta çok Kiev'li oyuncuları boş bırakıyoruz. Yani hatalı duruşlar çok basitçe geçiyor Dinamo Kiev Beşiktaş defansını. Buna biraz daha dikkat etmeliyiz. Şimdi devam. Kerim. Kerim gidiyor. Hadi oğlum Kerim. Kerim. Kerim geçer mi? Geçti. Pasını verdi Adriano'ya. Adriano şimdi Tolga'yı gör. Tolga şut olabilir. Tolga Aslan. Tolga Aslan'ın şutu az farklı dışarı çıkıyorlar. Aman dikkat. Gökhan gel. Gökhan Gönül. Onun için de çok zor bir maçtı. Son Fenerbahçe derbi maçı arkadaşlar. Yine de helal olsun. O atmosfere. Şimdi faul var hakem. Hadi Aboubakar güzel bir orta. Aboubakar kafayı koy. İlk yarı bitmek üzere arkadaşlar. 42. dakikadayız. Bu skor Beşiktaş'a yetebilir. Ama dediğim gibi o zaman Benfica Napoli'yi yenmesi lazım ki bu çok zor olacak. Şimdi Atiba at. Onun şutu inanılmaz bir gol. Böyle susturuyoruz ki yapıyor. İlk yarı tam bitti diyorduk arkadaşlar. Böyle Atiba Hutchinson. Bunun hiç böyle bir golü yok aslında arkadaşlar. Şuna bakın füze gönderiyor Kiev kalesine. Beşiktaş'ın öne geçiyor. Bir tekrar bakalım. Çok güzel bir gol. Atiba'dan arkadaşlar. Bu adam böyle şut atabiliyor muydu lan? Bomba oldu arkadaşlar. 44'te Beşiktaş yine öne geçiyor. Aboubakar. Ne yapar?
Süper arkadaşlar. İlk yarı 2-1 önde. Bu skor Beşiktaş'a yeterli olacaktır ki böyle biterse maç gerçekte de o zaman bir üst sıra çıkacağız arkadaşlar. İnşallah inşallah diyoruz. Tolga'yı değiştireceğim. O beğenmedim. Onun yerine Gökhan'ı alıyorum. Birazdan Cenk Tosun'u da düşünebiliriz. Maçın ikinci yarısındayız. Haydi Beşiktaş'ım. Yefine çok hızlı geliyor. Atiba süpersin. Ah kötü pas. Yarmolenko. Atiba arkadaşlar. Kapı gibi vallahi. Geçirmiyor kimseyi. Kapabilir miyiz? Baya 3-4 adamla pres yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi topu kaptık. Hatalı pas. Çok kötü bir hata. Tozic'den. Morales. Quaresma topu aldı. Ve şimdi Beşiktaş atak geliştirme çabasında. Oğuzhan'a gelmiyor top. Şimdi Oğuzhan Özyakup. Hadi oğlum. Oğuzhan gidiyor. Oğuzhan topla hareket halinde. Oğuzhan olabilir. Oğuzhan'ın şutu kademeye çarpıyor ve 70 dakikada taş kullanacağız. Quaresma. Ortası gelir mi? Geliyor. Ortası geldi. Orada kimse yok. Şimdi Oğuzhan. Abubakar. Abubakar şut olabilir mi? Hayır, atamıyor. Cenk'i alabiliriz. Eyvah, Yarmolenko geçti. Yarmolenko geçti. Penaltı mı? Hayır diyor hakem, devam. Aman aman. Kaleci Fabri, süper. Eyvah, çok güzel pas. Yarmolenko. Dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Fabri süper kurtarıyor. Şimdi hızlı çıkalım. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ara pası geliyor yine Fabri. Hızlı çıkalım. Quaresma. 87'deyiz. Şimdi Gökhan Gönül. Aa, bu ikinci yarı çok kötü oynuyoruz. Doğru pozisyon da yok. Atiba. Atiba mı? Hayır. Karmaş araya girdi. Şimdi Abubakar. Quaresma. Gönder. Şimdi Gökhan geçti. Gökhan Gönül'ün ortası kalecinin bucağına gidiyor. 90+1'deyiz arkadaşlar. 3'teyiz. Maç bitiyor. Ve Beşiktaş'ımız Buzolu Kiev deplasmanında arkadaşlar 3 puanla ayrılıyor. Ve bir üst sıra çıkıyor grupta. Keşke. Yani inşallah öyle olur arkadaşlar. Neyse. Okey arkadaşlar, bu videonun sonuna geliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. İlk yarı bayağı güzeldi. İkinci yarı limekliydi. Ama sonuçta Beşiktaş'ımız 3 puan aldı arkadaşlar. Ve eğer böyle gerçekler olursa bir üst sıra çıkacak. Beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olabilir. Teklif var, ısrar yok. Fenerbahçe maçını da oynayacağım. Fenerbahçe maçını arkadaşlar. Onu da maç günü görürsünüz. Ben şimdi çıkıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye.